Bugün dünyanın en güzel şehirlerinden İzmir'in metropol ilçelerinden birine daha konuk olacağız. İlçe dediğimize bakmayın. Gittiğimiz yer öyle böyle ilçelerden değil. Büyük nüfusu ve büyük ekonomik potansiyeliyle birçok ilden daha cüsseli olan Buca'dayız. Buca'nın sizlerle paylaşmamız gereken birçok özelliği var. Fakat bunu kısıtlı bir zamana sığdırmamız gerekecek. Sanayinin, ulaşımın, altyapının iyi olduğu yerlerde nüfus patlaması da doğal karşılanmalı. Aynı sebeplerle Buca, büyük bir göç dalgasının da hedefindeki yer. Buca, hızla artan nüfusuna rağmen tarihi yapısını koruyabilmiş, son yıllarda peş peşe gerçekleştirilen prestij projelerle çağdaş kent olma yolunda önemli adımlar atmış olan bir şehir aynı zamanda. ...1994 yılından beri Buca Belediye Başkanıyım ve tabii hemen acilen yapmamız gereken işlerimiz vardı. Bunların en başında gelen plansız yer bırakmamak, yani imar planlarını yapmak ve şehri kontrol altına almak, ondan sonra da işte ruhsatlı yapılara izin vermekti. Biz bunu yaptık. 1995 yılında Buca'nın bütün imar planlarını hazırladık ve şu anda Buca'da imar planı olmayan yerimiz yok ve sonra da artık işte bu çıkan sosyal donatılardan da Buca'ya güzel projeler kazandırmaya başladık. Başkan Cemil Şeboy, işlerinin yalnız kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirtiyor ve ekliyor. Benim her zaman söylediğim olay, bir belediye başkanının görevi yalnız kaldırım yapmak, küçük parklar yapmak değildir. O şehre vizyon verecek projeleri hazırlamaktır. Biz de bunları yaptık. Önce dedik ki biz, Buca'ya yakışacak olan ve bütün birimleri içine toplayacak olan belediye hizmet binası yapmamız gerekiyor ve biz bunu yaptık. Ve tabii bunun yanında insanları çamurdan kurtarmak gerekiyordu. Aşağı yukarı 10 yılı üzerinde her yıl binlerce ton asfalt döktük ve şu anda Buca'da çamur olan yerimiz yok. Ve 200'ün üzerinde de işte mahalle aralarında küçük parklar yaptık. Ama bunun yanında kendimizin vizyon projeleri vardı. Bunlardan bir tanesi bütün İzmir'e kazandırdığımız gölet. Şu andaki fuarı bir yerde gölgede bıraktı. Her akşam 20-30 binin üzerinde insanlar geliyor. Ücretsiz girişle dilediği yerlerde dilediği pikniği yapıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Bunun yanında tabii amfiteyatroları, restoranları, kafeteryaları, hobi bahçeleriyle İzmir'in en güzel ve en gözde mekanlarından biri oldu. Başkan Şeboy, turizme yönelik çalışmalara büyük önem veriyor. Yaylacık Mahallesi ve Dırıltepe çalışmaları bunların başında geliyor. Yine Selanik'ten gelen 1926'lara kadar Selanik'ten göç edip Yaylacık Mahallesi'ne yerleşmiş olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın kendine özgü yapıları vardır. Yaşam karakterlerini bozmadan orada komple bir mahalleyi restore ettik. Tıngırtepe. Bu tepeye dünyanın üçüncü büyük heykelini yaptık. Turizme dönük bir projedir bu. Çevre düzeniyle beraber, çevresiyle beraber. Çok hoş, çok güzel bir proje. Evka toplu konut bölgemizdir. Aşağı yukarı 60 bin üzerinde insan yaşar ama bu sosyal konutları yapmışlar, bırakmışlar. 5 yıldır burada bir çalışma yaptık. Yani taşlar toplandı, ağaçlar dikildi, topraklar getirildi ve sonunda da 1 kilometrenin üzerinde bir vadiye, moloz dökülen bir vadiyi, yedi gölleri yaptık.